Merhabalar. Hayat Güzeldir'in bu haftaki bölümünde daha evvel de birlikte olduğumuz sevgili Yelda bizimle birlikte olacak. Ama bu hafta konuk yok. Bu hafta hem ben konuğum, hem Yelda konuk, hem ben ev sahibi Yelda, hem ben ev sahibi. Ne güzel. Yeni yıl geliyor. Aralık ayının inanılmaz havasıyla birlikte Aralık ayının sonuna doğru geliyoruz. Hatta ilk 15'ini bitirdik. Evet. Neredeyse 20'si geldi. Dışarıda evet. Muhteşem bir hava muhteşem var. Muhteşem bir hava İzmir'de. Var. İzmir'de. Yani neredeyse insanlar denize falan girecek. Öyle bir hava tam var. Tam bir şükran sebebi. Şimdi biz bugün şöyle konuşalım istedik. Biz dostlarımız biliyorlar, takip edenler biliyorlar. Biz birlikte nefes ve mandala konusunda workshoplar yapıyoruz Yelda'cığımla birlikte. Evet. Hazır yeni yıla doğru yaklaşırken dedik ki nefes ve mandalayı konuşalım. Çünkü yeni bir yıl gelecek. Biz bu yeni yılda onu güzel niyetlerle, güzel enerjilerle karşılamalıyız ki hani elimizden geleni yapalım ki o da bize iyi davransın. Değil mi? Ne yapalım? Kesinlikle. Ben ritüelleri o kadar çok seviyorum ki yılbaşı. Böyle çam ağaçlarının süslenmesi, o süslü geyikler, hediye paketleri, o çamların üzerinden asılı süsler beni her zaman çocukluğuma götürüyor ve çok mutlu ediyor. Ve her yeni yıla girerken ve hatta yeni yıl sonrasında da elimden geldiğince hem kendime hem de danışanlarıma, arkadaşlarıma bu ritüelleri yaptırmaya çalışıyorum. Öncelikle sevgili Emineciğim, mandalayı kullandığımdan bu yana her yıl bir yeni yıl mandalası yapmaya çalışıyorum. Şimdi mandala biz yeni yıl için kendimize iyi niyetlerimizle, olumlu evet. enerjilerimizle bir mandala yapabiliriz elbette. Kesinlikle. Ama mesela ben diyorum ki çocuklarına da yaptırsınlar o mandalayı. Harika, harika olur. Neler talep ettiğini çocuklar, neler istediğini mandalayla anlatsınlar mesela. Niyet mandalasıyla. Niyet mandalası. Şimdi ben mandala yaparken, mandala workshoplarında hanımları anlatıyorum, çocukları anlatıyorum. Evet. Şunu anlatıyorum önce. Diyorlar ki tamam mandala yapalım ama neden yapıyoruz mandalayı? Niyetimiz ne bunu yaparken? Neden yapıyoruz? Koyduğumuz niyetlerin daha da güçlenmesi için ve mandalanın o mıknatıslı sihirli enerjisini kullanmak için mandala artı niyet çalışması ve tabii nefesin de sihirli gücünü kullanarak onu daha da güçlendiriyoruz. Şimdi ben önce hemen mandala ile ilgili birkaç şey söyleyeyim, kendime konuk olayım. Mandala enerji toplayan kap demek. Şimdi zannediyorum ben bunları anlatırken siz de görsel olarak onları göreceksiniz. Mandalalar olumlu enerjileri toplamak için, bizi iyileştirmek için yaptığımız çalışmalar. Aslında hayatın her alanında varlar. Hani o annelerimizin yaptığı danteller var ya, kendilerine terapi olsun diye yaptığı danteller. Onların hepsi mandala. O yuvarlak yuvarlak süslü dantel örtüler mandala. Camilerin tavanlarındaki o çinliler mandala. Göz bebeklerimiz. Yani, mandala. Yani enerjiyi bir yerde toplamak demek. Şimdi biz enerjiyi bir yerde topladığımız zaman ne yapıyoruz? Önce enerjimize konsantre oluyoruz. Konsantrasyon çok önemli. Çok. Enerjimizin dağınık olduğu durumlarda olumsuz şeylerden etkilenme ihtimalimiz de çok fazla artıyor. Hı-hı. Değil mi? Nefes bir konsantrasyon. Evet. Nefesle birlikte yaptığımız mandala çalışmaları iki kat kuvvetli bir konsantrasyon. Mandala çizmek, resim yapmak gibi bir şey değil. Öncelikle onu bir vurgulayalım. Herkes yapabilir. Hiçbir özel yeteneğe ihtiyacınız yok. Hatta hiçbir alet edevata ihtiyacınız yok. Kaleminiz ve kağıdınız olduğu zaman evet. yapabilirsiniz. Gayet iyi, evet. çok başarılı şeyler çıkarabilirsiniz. Hani ben çalışırken daha farklı çalışıyorum. Başkaları başka yerlerde mandala yapıyorlar. Ama mesela Hintliler kapılarının önüne rangoli yapıyorlar. Ne güzel. Ne yapıyorlar? O rangoliler, o renkli, çiçekli rangoliler onların evlerine güzel enerjiyi topluyor. Süper. Belki o kapıların üstüne yılbaşından önce asılan yuvarlak, süslemeli şeyler. Onlar da bir mandala. Kendi kapılarının önüne bir iyi niyet mandalası süsleyebilirler mesela. Harika.
Hani şey, kapıların üzerine böyle çelenkler asılıyor ya. Çelenk yerine böyle güzel bir Tabii mandala. mandala yapılabilir. Evet. Mandasını. Hatta ben yabancı bir eğitmenin sayfasında şunu görmüştüm. Kapısına koruyucu tılsımların da içinde olduğu bir mandala çizmiş. Ne kadar ilginç, değil Tabii mi? zaten mandalanın özünde semboller var. Evet. O sembolleri kullanarak bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Yani tabii şimdi burada oturup bütün bu sembolleri anlatmak çok mümkün değil ama bu sembollerin hepsinin neler olduğunu internette mandala ile ilgili bir şeyler aradığınız zaman mutlaka ulaşabilirsiniz. Hatta mandala, benim kendi mandala sayfamda da bütün sembollerin açıklamaları var. Oradan da bakabilirler. Yani bu o sembollerle kendinize bir mandala oluşturduğunuzda istediğiniz, talep ettiğiniz, hatta şey gibi değil mi? Hıdır Ellez'de dilek ağacının altına astığınız Evet, şeyler gibi. Nasıl evet. orayı çiziyorsunuz, yapıyorsunuz bir Ne kağıdın kadar benzer, üstüne. değil mi? Evet. Aslında aynı enerji. Bir şeyi yoğunlaştığınızda, oraya enerjinizi gönderdiğinizde gerçekten olma ihtimalini Kesinlikle. arttırıyorsunuz, Hakikaten değil mi? mıknatıs gibi bir enerjisi olduğunu ben ilk kez bir öğrencim de benimle birlikte almıştı bu mandala workshop'ını. O zaman kendisi mandalanın merkezine, o bindu dediğimiz yere bir bebek olmasını istediği bebek çizmişti. Tam 3 ay sonra uzun sürelerin sonunda hamile kaldı. Ne kadar ilginç, değil Yani mi? zaten işte orada odaklanma oluyor. Evet. Yani o merkez, çok pardon, o merkez mandalanın merkezinde, Evet. merkezden yayılan dairesel bir bütün olduğunu Evet, düşünün. evet. Mandalayı anlatırken, çizimini Hı anlatırken hı. hep diyoruz ki merkezden başlayın. Evet. Bir kural yok ama kendi içinde, sizin kendi koyduğunuz kurallar mandalanın içinde vardır. Evet. Renklerin bütünlüğü, şeklin bütünlüğü. Aslında onların hepsi sizi, kişiliğinizi, içinizi ifade ediyor. Ve hatta çok da güzel bir şey var. Şu merkezden başlayıp kendinizi dışarıya ifade Evet, ediyorsunuz. evet. Mandalanın tarihinin taş devrine kadar uzandığını söylerler. Yani mağaralarda mandala Valla resimleri. gökyüzü bir mandala Evet. cenneti. On, Ortada güneş evet. var. Etrafında bütün şeyler var, diğer Ne gezegenler ilginç, değil var. mi? İnsanlık çok çok uzun çağlar sonra yeniden keşfediyor mandalayı. İlkel toplumlarda kullanılmaya hep devam ediliyor. Evet. Ama Biz mandala, bilmiyorduk. mesela bir dinsel bir ritüel değil. Önce onun altını çizmek gerekiyor. Her dinde Evet. var çünkü. Evet. İran'daki süslemeler, Evet, Arabistan'daki evet, evet, süslemeler, evet. Hindistan'daki süslemeler, Bizim bizim olay. mozaiklerimizde. Ama ne kadar şey ki, İnkalardaki daha köşeli olan Hı. süslemeler, Hı onlar da devamlılık, hı. onlar da bir Hı ritüel. hı. Tribal desenlerde de bir mandala var. Evet. Hepsinde var. Yani ben buna çok inanıyorum. Tabii Hı çok hı. inanarak ve keyif alarak, çok da iyi terapi olarak Evet. mandala yapıyorum. Ama mandala hayatıma bir süredir senin sayende nefes ve Rica mandala ederim. olarak girdi. Evet, bununla nefesle birlikte pekiştirdik bu mandala çalışmasını ve ben insanlara çok iyi geldiğine inanıyorum. O zaman hazır olsunlar mı Ocak ayına? Evet, Ocak ayında bir nefes mandala workshop yapacağız birlikte tekrar. Niyet, Evet, dilek. niyetlerimizle ilgili, Evet. 2020'nin niyetleriyle ilgili bunu haber olarak veririz size. Evet. Bizimle olmak isteyen herkese duyururuz. Evet. Peki senin mandalayı bir kenara bırakalım. Bir nefes terapisti olarak yeni başlayan yıla Hı. niyetlerini nasıl aktarsınlar, neler yapsınlar? Evet. Önce yazmak kesinlikle evrene yollanan bir mektuptur. Ben buna inanıyorum. Bunu mühürlemek de şükranlarını sunmaktır. Yani şükranlarını sunmak o işin olduğuna dair bir kanıttır. Yani o iş artık olmuştur biz şükran duyup teşekkür ettiğimiz zaman. Evren böyle algılıyor. O nedenle önce bir şükran listesi yapsınlar sevgili izleyicilerimiz. Bir tarafa defter veya kağıtlarını ikiye bölsünler. Bir tarafa bugüne kadar oldurdukları ve hayatlarında hala teşekkür ettikleri şeyleri listelesinler. Diğer tarafta da olmasını istedikleri şeyi listelesinler.
Eşim de diyecek ki sevgili izleyicilerimiz, yahu da olmadan nasıl bunu teşekkür ediyoruz? Önceden teşekkür ediyoruz ki oldu enerjisini mühürlemek için. Öncelikle bunu Lisan yapsınlar. değil mi? Lisan çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir de söz versinler kendilerine 2020'nin başlarından itibaren artık, hatta yarından itibaren dil büyüdür, dil sihirdir. Konuşma kalıplarında eğer negatif sözcük ve cümleler varsa bunların farkına varıp yeni bir lisan, yeni bir dil, yeni kalıp pozitif cümlelerle 2020'ye başlasınlar. Evet, pozitif sembollerle Evet, mandalalarını yapsınlar. yapsınlar. Pozitif cümleler Evet, seçsinler. evet. Ben şeye çok inanıyorum. Hani bu çok bambaşka bir yere geçeceğim ama hani Hı. ülkece böyle bütün gün konuştuğumuz şiddet haberleri, Hı bütün bunlar var. hı. Var dedikçe var, var Hı. dedikçe Ve çoğaldıkça. biz Yani elbette izledikçe konuşmak de lazım, elbette bilmek lazım, evet. elbette olaya hakim olmak lazım. Ama çok önemli bir şey var. Biz bütün bunları konuşurken, Hı. anlatırken bile, Hı. paylaşırken bile kendi lisanımıza hakim olamıyoruz. Evet, dillendiriyoruz Evet, çünkü. dillendirirken de o kadar yanlış kelimelerle dillendiriyoruz Hı. ki sanki o kötü enerjiye biz o kapıyı sonuna kadar Hı. açıyoruz ve pekiştiriyoruz o enerjiyi. Elbette görmemezlikten gelmekten bahsetmiyorum. Ama o enerjiyi güzelleştirmenin, bu illaki dışarıdakinden bahsetmiyorum. Bu programı seyreden insanların kendi hayatlarında da Evet, rahatsız evet. oldukları davranışlar var, etraflarında tutumlar var. Ben şuna çok inanıyorum. Birine nasıl yaklaşırsanız ondan öyle bir karşılık Hı. alıyorsunuz. İlk seferinde olmasa bile siz tutumunuza kararlı davranırsanız karşı taraf sizin o sınırınızı bir türlü geçemiyor. Evet. Yani bunun için mesela o niyetlerin bir tanesi belki de bu Hı olmalı. hı. Sınırlarımızı korumak. İşte o Hı mandala size o hı. sınırlarınızı gösterecek. Siz o sınırları bileceksiniz. Mümkünse o mandalayı çizerken kendinizin ne olduğunu ortaya koyun, beklentinizi ortaya koyun. Dışarıdan beklentilerinizi de Hı. renklendirerek dışarıya doğru yayın. Çok güzel. Bir de ben şunu rica ediyorum sevgili izleyicilerimizden. 2020'ye girmeden önce, ama girmeden önce bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar, 2019'un sonuna kadar bizi üzen, yoran, sinirlendiren, öfkelendiren, sağ ya da ölü hiç fark etmez. Affetmeli ya da affedemiyorsak kabule geçmeli. Onlara bizim hayatımızda bir nasıl diyeyim, yol açan kişiler olarak, bize ders veren kişiler olarak, bizim daha yükselişimizi sağlayan kişiler olarak onlara kabul edip şükranlarımızı sunmalı ve artık onları geride bırakmalı. Tertemiz, mis gibi, ışıl ışıl bir Umut 2020. ediyorum 2020 güzellikler Ben de getirsin, çok umut olumlu ediyorum. şeyler getirsin ama hani bütün dünya, herkes, bütün çalışmalar diyor ki Hı. siz olumlu Evet. enerjilerinizi yükselttikçe dünyanın da olumlu enerjisi Kesinlikle. yükselecek. Bireysel olarak sen değiş, dünya değişsin. Evet, bakış açılarımızı değiştireceğiz. Evet. Çok uzun konuşmayacağız bugün. Evet, Böyle bir bugün. Evet. karşılıklı birbirimizi misafir ettiğimiz, konuk Evet. ettiğimiz bir konuşma oldu. Yelda'cığım, ben tekrar çok teşekkür Ben ediyorum. de çok Güzel teşekkür enerjinle buraya ediyorum. geldiğin için. En son nasıl bir mesaj vermek istersin 2020 Evet. için? En son şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Barışı, huzuru, iyi niyeti ve özellikle merhameti içinizde barındırırsanız bu önce sizin enerjinizi değiştirecek. Daha sonra hakikaten kelebek etkisi yaparak dünyanın enerjisini değiştirecek. Lütfen odaklandığınız ve odaklanmak istediğiniz şeylere çok iyi karar verin. Çünkü hangi enerjiye ağırlık verirseniz o enerji büyüyor ve sizi sarıyor. Evet, konuştuklarımıza dikkat ediyoruz, Evet. davranışlarımıza Evet. dikkat ediyoruz. Çünkü bütün bunlar bir süre sonra Evet. alışkanlıklarımız ve Çok kişiliğimiz haline dönüşüyor. şükran Ben demedim duyuyorum. tabii. Gandhi demişti Sevgili zannediyorum. Emineciğim, şükran duyuyorum. Aynı zamanda Turuncu TV ailesine de şükran duyuyorum.
Onlara da mutlu yıllar diliyoruz. Evet. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz hepsine. Hayat Güzel'de bir program daha sizlerle birlikte olacak yılbaşından önce. Ben güzel dileklerimi sizlerle ilgili bir sonraki programa, bu programın güzel dilekleri yerden olsun. Teşekkür ederim. Ben bir programa bırakayım. Sadece bir tek şey söylemek istiyorum. Gerçekten kendiniz için bir şey yapın. İster boyayın, ister kendiniz çizin. Ama bir kere deneyin, bir mandala yapın. Evet. Ve gönlünüzden geçen renkle yapın. Evet. Sonra o rengin ne ifade ettiğini lütfen bir bakın ve araştırın. Çünkü o renk büyük bir ihtimalle sizin dünyaya bakış açınızı, öfkenizi, duygunuzu, sevginizi, her şeyinizi ifade edecek. Renkler ve semboller bizim için o kadar önemli ki, o kadar hayatımızı yönlendiriyor ki, kendi kendimizi tedavi etmenin, terapi etmenin belki de en güzel yollarından biri. Çok. İçimizi bir yol bulup dışarıya vurmak. Umut ediyorum 2020 güzellikler getirsin sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de şükranlarımla. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.